isterseniz siz hiç uğraşmayın. Hani kablo sizde kalsın. Hani iadeyi yapmakla uğraşmayın. Biz size paranızı geri iade edelim. Sizin de arkadaşlar internette ürün veya hizmet satmaya başlamadan önce kendinize sormanız gereken bir soru var. O da şu. Herkese merhaba, ben Emre. Eğer bu kanalda yeniyseniz bu kanalda kişisel gelişim, girişimcilik ve pazarlama ile ilgili içerikler üretiyorum. Bu videoyla da beraber yeni bir seriye başlıyorum. Bu video serisinde işte girişimcilerden, yatırımcılardan, mentorlardan, koçlardan öğrendiğim dersleri, neler öğrendim serisi adı altında sizinle de paylaşmaya çalışacağım. Notlarımı sizinle paylaşmaya çalışacağım. Ve bu serinin ilk bölümü içinde Mark Cuban'dan öğrendiğim girişimcilikle ilgili dersleri paylaşmaya çalışacağım. Çok kısaca Mark Cuban'dan bahsedeyim bilmeyenler için. Shark Tank diye bir program var. Birazdan bundan bahsedeceğim. Oradaki yatırımcılardan bir tanesi. Onun dışında Dallas Mavericks diye bir NBA takımı var. Onun sahibi. Ve Broadcast.com'u zamanında kurucu ortağıyla beraber birkaç milyar dolara Yahoo'ya satıyorlar. Yani geçmişi, background'ı güçlü olan bir insan, deneyimli bir insan. Şimdi kısaca Shark Tank'ten bahsedeyim. Shark Tank'te arkadaşlar girişimciler geliyorlar, işte girişimlerini sunuyorlar ve yatırımcılara diyorlar ki işte bakın mesela girişimini sunuyor ve diyor ki işte ben atıyorum şirketimin işte %10 için 100 bin dolar istiyorum. Yani venture capital gibi ve işte hisse karşılığı yatırım alıyorlar. Olay bu şekilde işliyor. Bu arada şu gördüğünüz girişim Scrub dedi. Bu Shark Tank tarihindeki en başarılı girişimlerden bir tanesi. Bakın zamanında 200 bin dolara mı 250 bin dolara mı ne şirketin %25'i için teklif sunuluyor ve şu an şirketin değeri 300 milyon dolardan fazla ki yani zamanında hani 800 bin dolarla falan 1 milyon dolar değerlemeyle yatırım almış ve şu an 300 milyon dolardan fazla şirketin değeri. Şimdi bu Mark Cuban'ın bu programda aciliyet oluşturmak için kullandığı bir strateji var. Bundan bahsetmek istiyorum size. Bakın bu bir tane yarışmanın programının kesitlerinden bir tanesi. Bu arada bunu bayağı sık sık da uyguluyor böyle. Gerçekten sevdiği, yatırım yapmak istediği bir girişimse. Bu videoyu da açıklamalar kısmına koyarım. Mark Cuban işte çok kısa bir ömre sahip bir teklif yapıyor diye. Bakın işte bunlar girişimciler. Ve işte girişimlerini sunuyorlar. Bunlar da yatırımcılar. Ve diyor ki işte size bir teklif sunacağım. 600 bin dolar için ben şirketin %17'sini istiyorum diyor. Ve işte bakın ya şimdi evet ya da hayır deyin diyor. Çünkü derken hemen diğer yatırımcılar diyor ki hayır size bir teklif sunacağım diyor. Ve Mark sonrasında diyor ki there you go then I'm out. Yani şunu diyor aslında. Siz onun teklifini dinlediğiniz anda bak. Kabul et ya da etme. Dinlediğin anda benim teklifim geçersiz olur. Yani bu girişime yatırım yapmak istediği için aciliyeti mesela böyle oluşuyor ve hani bakın zaten sonrasında hep böyle diğer şeyde o çok hızlıydı falan. Hatta shot clock diyorlar. Yani hani bu basketbolda 24 saniye hani hücum için, atış için süre var ya onu demeye çalışıyorlar. Hatta diğer bir tanesi diyor ki hani bu işte they didn't even answer, hani ona cevap vermediler bile, bu işte adil değil falan diyorlar. Ve bu arada kabul ediyorlar da şeyi, bu girişimciler. Ve şöyle bir şey var, bazen hani Mark böyle eğer girişimi çok sevdiyse fikri dinliyor ya, anında mesela ilk teklifi hemen sunuyor ve yine bunu söylüyor. Eğer onların teklifini dinlerseniz hani benim teklifim geçersiz olacak diyor. Peki biz şimdi buradan ne ders çıkartabiliriz ondan bahsedeyim. Sizin de arkadaşlar internette ürün veya hizmet satmaya başlamadan önce kendinize sormanız gereken bir soru var. O da şu. Neden bu ürün ya da hizmeti yarın ya da haftaya değil de işte sonraki ay değil de neden bugün alması lazım? Yani onun aciliyeti oluşturan şey ne? Mesela e-ticaret sitelerinde görmüşsünüzdür bu aciliyeti oluşturmak için işte stokta son şu kadar kaldı. İşte kampanyanın bitmesine son 2 gün işte sadece bugüne özel kargo bedava, sadece bugüne özel şunda şu kadar indirim. Yani aslında buna biz fear of missing out, FOMO diyoruz. Yani bir şeyleri, bir fırsatı kaçırma korkusu ve e-ticaret sitelerinde sık sık size karşı karşıya gelmişsinizdir. Onlar da FOMO, böyle insanlara bir fırsatı kaçırma hissi oluşturmaya çalışıyorlar ki hemen şimdi bugün satın alsınlar. Ayrıca bu bazen problemin aciliyeti problemin büyüklüğünden dolayı da olabilir. Mesela diş ağrısını düşünün. Diş ağrısı çok acı veren bir ağrıdır ve hani bunun işte yarını, haftası, sonraki hafta, hani sonraki ayı yok. Yani olabilecek en kısa sürede problem ne kadar çözülürse iyi olur çünkü verdiği acı çok fazla. Tabi bazı girişimlerde aslında çözdüğü problem çok büyük olmayabiliyor. Zaten hani bunu önceki videolarımda da söylemiştim. Piyasadaki
ürün ya da hizmet fark etmeksizin her türlü girişim aslında bir problemi çözüyor. Bu problem çok büyük bir problem değilse ya da çok acil bir problem değilse satmak daha da zorlaşabiliyor tabii. Şimdi sizlere bu Mark Cuban'dan böyle sözlerinden bahsetmek istiyorum. Birkaç böyle çıkardığım hoşuma giden sözünü söylemek istiyorum. Şöyle diyor, tutkunuzu bulmayı umursamayı bırakın. Ya aslında ben İngilizcesini yazdım, tam belki çevirememiş olabilirim. Forget about finding your passion. Yani hani umursamayı bırakın, unutun diye. Forget about it diyorlar hatta. Unut gitsin diye. Diyor ki onun yerine büyük problemleri bulmaya odaklanın diyor. Tabii burada böyle mesela şey yapabilirsiniz. Hem tutkunuz hem de büyük bir problem markette ki bunun böyle ortak noktası olan bir şey olursa daha iyi olur. Hatta mesela şey de çıkartabilirsiniz. Ya işte benim ilgi duyduğum alanlar bunlar. İşte markette problem olarak, sektörde problem olarak gördüğüm şeyler de şunlar deyip o ortak noktadan ilerleyebilirsiniz. Onun dışında diyor ki elinizdeki en değerli öz sermaye alın teridir. Bu da bence çok doğru. Hatta bir tane kitapta Ramenciler diye bir kitap. Hatta bakın. Şöyle bir kitap. Burada kitaptaki sözlerden bir tanesi de şu. İyi hayat hakkın mücadele gücün kadardır. Bu arada bu kitap da benim hoşuma gitti. Eğer okumadıysanız okuyabilirsiniz. Tavsiye ederim. Ve aslında bizim bu en değerli öz sermayeden birisi mücadele gücümüz de olabilir. Onun dışında diyor ki işinizi ve sektörünüzü herkesten iyi bilin. Bu da gerçekten çok önemli. Marketinizi tanımak, yani ürünü ya da hizmeti kime satmaya çalışıyorsunuz? Bunu bilmek gerçekten çok çok önemli. Bu arada ben böyle market araştırması ile ilgili daha önce video çekmiştim ama bir tane böyle çalışma kağıdı hazırladım kendime, böyle sorulacak soruların olduğu. Bunu da ileride bir tane video çekeceğim market araştırması ile ilgili, nasıl yapılabilir falan tarzında. Ve oluşturduğum çalışma dosyasında sizinle paylaşacağım. O yüzden takipte kalın. Onun dışında kalite ölçütü olun diyor. Şimdi bununla ilgili mesela bu bence gerçekten çok önemli. En azından kalite ölçütü olmaya çalışmak. Mesela bununla ilgili böyle yaşadığım bir deneyimi anlatmak istiyorum. Mesela bence e-ticaret konusunda kalite ölçütü olan firma Amazon. Yani kendi deneyimlerimden yola çıkarak konuşuyorum. Yani 2020'den beri, yani 2 yıldan fazla bir süredir alışveriş yaptığım bir yer. Bayağı kitap vesaire diğer şeyler aldım. Ve ben hani müşteri destek konusunda bence gerçekten inanılmazlar. Mesela geçenlerde yaşadığım bir olayı anlatayım. Bir tane HDMI kablo aldım ve kablo bozuk çıktı. Çalışmıyor. Bayağı hani uğraştım, denedim ama çalışmadı kablo. İşte ben desteğe yazdım. Dedim ki hani ben bir kablo aldım ama hani kablo çalışmıyor. Normalde iade etiketi oluşturulabiliyor zaten. Yani ben de biliyorum oluşturması ama şimdi ürün bozuk, ben şimdi bu ürünü yollayacağım, İşte bize bozuk ürün yolladınız deyip iade yapmazlarsa diye düşündüğüm için gittim destek hizmetine yazdım. Ve bana dediler ki isterseniz siz hiç uğraşmayın. Hani kablo sizde kalsın. Hani iadeyi yapmakla uğraşmayın. Biz size paranızı geri iade edelim. Hani ben de dedim ki hani problem değil, hani ben iade ederim kargoya götürüp. Belki hani benden kaynaklı bir problemler. Hani ben bir aparat da kullanıyorum şeyde. Hani belki ondan dolayıdır, o yüzden çalışmıyordur. Bana dediler ki mesela gerçekten sizi uğraştırmak istemem. Hani isterseniz şey yapabiliriz. İsterseniz para iadenizi yaparız. Geri göndermek zorunda kalmazsınız dedi. Sonra ben de bir dakika yazdım. Bir tekrar denemek için bir tane capture card, video kartı almıştım. Onunla deniyordum aslında onu. Neyse işte ben böyle bir denerken bir yanlışlıkla sekmeleri de kapatırken onu da kapattım. Sonra dedim ki neyse denerim, hani çalışmazsa sonrasında tekrar onlarla iletişime geçerim diye. Sonrasında beni aradılar. Zaten baktım yabancı numara. Zaten Amazon böyle İngiltere'den falan arıyor. Dediler ki işte Ali Bey, hani konuşuyorduk, ben dedim işte ekran yanlışlıkla sekmeyi kapattım diye. Hani isterseniz yine bana aynısını söyler, paranızı iade edebiliriz. Hani ürün sizde kalabilir. Hani ben de yine denediğimi söyledim. Başka bir şeyle denediğimi söyledim. Belki çünkü video kartından dolayı da olabilir. Tam emin olmadığım için. O şekilde gerçekleşti mesela. Ben ürünü gidip iade ettim tekrardan kargoya. Ve mesela yaşadığım başka olaylardan bir tanesi de ben bir tişört almıştım Amazon'dan. Ben small bedenini almışım ve bana X small'u yollamışlar. Ve hani şöyle bir durum var. Hani ben bunu X small'u iade edeceğim, small'u alacağım ama stokta small bitmiş. Şimdi böyle bir hani minik bir hata yapılmasa böyle hani ben mağdur olmayacağım. Bunu destek hizmetine yazdığında bana dediler ki isterseniz sizi hiç uğraştırmayalım. Tişört sizde kalsın. Hani paranızı da iade edelim dediler. Mesela şimdi bu gerçekten çok
suistimali açıkmış. Evet, bu arada hatta dedim ki hani fotoğrafını da çekmiştim. Hani isterseniz şeyi de gösterebilirim. Hani fotoğrafını çektim. Hani siparişte small olarak gözüküyor. Hani bana gönderdiğiniz ürün X small. Bana dediler ki sıkıntı yok Ali Bey, size güveniyoruz. Ya yani mesela bu destek konusunda gerçekten bence kalite ölçtü bir firma Amazon. Ve ben mesela Amazon'u başkalarına önerirken, şey yaparken hiç mesela böyle şey olmuyorum. Çünkü gerçekten kalite ölçtü bir firma. Onun dışında mesela bir şey alırken de hani iadede sorun yaşar mıyım? Müşteri hizmetlerine ulaşırken sorun yaşar mıyım? Bunlarda hepsinde gerçekten iyi bir firma oldukları için ve siz bir şeyde kalite ölçütü olmaya çalıştığınızda aslında diğer insanlar da sizi böyle başkalarıyla paylaşmaya başlıyorlar. Sizi önermeye başlıyorlar. Böyle yaşadığım iki minik olayı da sizinle paylaşmak istedim.